Evet, şimdi Ayasofya. Şimdi inşallah Ayasofya'ya geldik. Şu an dışarıdayız. Ayasofya'nın dışına çok güzel bir sulama sistemi yapmışlar. İşte kardeşim. Önce Kabe-i Muazzama, sonradan Medine-i Münevvere, Mescid-i Aksa ve işte Ayasofya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İslam'ın sancağını elhamdülillah buraya da diktik, çok şükür. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin cami ilan ettikten sonra tekrardan geri kapanmasıyla tekrardan elhamdülillah cami açılışı yapıldı. Cuma günü namazlarımızı kıldık, çok şükür. Oraya yaklaşınca insan bir duygusal anlar yaşıyor. Şu an inşallah içine de gireceğiz. Şu an dışındayız. Sultanahmet'e yakın olması sebebiyle müthiş bir karabalık. Evet, işte şimdi Ayasofya. Bak, misafirlerimiz bile var yani. Evet. Ayasofya misafirlerimiz, kargalarımız bile gelmiş. Bak, onlar bile misafirimiz yani. Elhamdülillah. Kendi zaten gül bahçesi, Ayasofya kendisi gül bahçesi. Çok karabalık bir insan kitlesi var. Elhamdülillah. Müminler dolmuş taşmış. Çok şükür. Böyle bir caminin açılışı, tekrardan Ayasofya'nın cami olması bize çok şey kazandırdı elhamdülillah. Ümmetin uyanışına vesile olur inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'in Mescid-i Aksa'nın da açılmasına vesile olur inşallah. Bu ümmet inşallah kendine gelir. Birbirlerine sahip çıkar. İnşallah. Bu zalim düzen bozulur inşallah. Türkiye'miz gittikçe gelişiyor. Elhamdülillah. Allah'ım daim eylesin. Rabbim bol bereket ümmet-i Muhammed'e kazançlar nasip etsin. Şimdi Ayasofya'nın içine gireceğiz. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Ayasofya'nın içindeyiz. Çok karabalık. Bu taşların neyle alakalı olduğunu bilmiyorum ama burayı bir çevirmişler. Çok eski yapı burası. Akşam namazı için herkes toplanmış durumda. Birazdan ezan okuyacak. Evet. İnşallah bizler de dua edeceğiz. Onu bize dua etmiş.
Allah nasip etti. Ayasofya'mız açıldı. Mihrap tam karşımızda. Evet, akşam namazı için toplanılıyor şu an. Müminler gene burayı dolduruyor elhamdülillah. Müthiş bir eser.